Merhaba sevgili gençler. 54 günde AYT biyoloji bitireceğimiz kampımızın 37. gününe hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte yeni üniteye başlamış oluyoruz. Sadece yeni bir üniteye değil, aynı zamanda 12. sınıfın ilk konusuna da birlikte başlamış olacağız. Hemen ben şöyle içindekiler kısmını açmak istiyorum. Çünkü biz bugün işleyeceğimiz konuyla birlikte AYT'nin 11 konularını bitirdiğimizi, 12 konularına da başladığımızı anlayacağız. Bugün genden protein ünitesine başlamış olacağız ve ben bu üniteyi size 4 video halinde anlatacağım. Buradan sonra da 3 ünitemiz kalıyor AYT'yi bitirmek için. Son üniteyi saymayın, 2 ünite kaldı diyebilirim bundan sonra. Şimdi bugün nükleik asitlerin keşfi ve deneyleri anlatacağım size. Burada deneylerle ilgili yorumlama yapmakta zorlanıyorsunuz. Neyi bileceğinizi, neyi yorumlayacağınızı düşünemiyorsunuz. Ben bu videoda size yorumlama yaparken neye dikkat etmeniz gerektiğini çok güzel bir şekilde anlatacağım. Beni dikkatli bir şekilde dinlemenizi istiyorum. Şimdi gelin birlikte kitabımızı açalım ve bugün işleyeceğimiz konu kitabımızda hangi sayfadaymış ona bakalım. Kitabımı açtığımda Hemen içindekiler kısmına gidiyorum ve bugün işleyeceğim konunun sayfa 113'te olduğunu görüyorum. Ben bugün anlatacağım için kamp yoluma gidip orayı işaretliyorum. Sen de bu videoyu izledikten sonra işaretlemeyi unutma ve aynı zamanda kanalıma abone olmayı da unutma. Hadi gel şimdi bugünkü konu anlatımımıza başlayalım. Şimdi nükleik asitlerle ilgili ve onların keşif süreciyle ilgili bilim adamlarının isimlerini ve onların yaptığı her bir deneyin tabii ki ne olduğunu bilmene gerek yok. Tamam mı? Yani ezbere bilmene gerek yok. Tamam mı? Bize burada deneysel çalışmayı verecek ve onunla ilgili yorumlama yapmamızı isteyecek ki bu yorumlamaları nasıl yapacağız ben de sana zaten detaylı bir şekilde anlatmış olacağım. Hemen grafitinin yani Frederick Griffith'in yaptığı deneysel çalışmayla işe başlamak istiyorum. Bu bilim insanımız zatürü hastalığına neden olan kapsüllü bakteri ile zatürü hastalığına neden olmayan kapsülsüz bakterileri kullanıyor ve yaptığı deneysel çalışmayla kalıtsal materyalin ne olduğunu bulmaya çalışıyor ama sonucunda bunu bulamıyor da bakterilerde genetik çeşitliliği sağlayan olayı bulmuş oluyor. Şimdi bu deneysel çalışmayla ilgili bilmemiz gereken detaylara birlikte bakalım. Fareli bir deneysel çalışmadan bahsetmiş oluyorum tamam mı? Burada o çalışmaya yani şekil üzerinden anlatmaya geçmeden önce sana şunu söyleyeceğim. Bu deneysel çalışma için bilmen gereken şey kapsüllü bakterilerin hastalık yapıcı olduğu, kapsülsüz bakterilerin de hastalık yapmadığıdır. Çok önemli. Bunu bilirsen çok güzel yorumlayabileceğini düşünüyorum. Peki bu kapsül olduğu zaman nasıl hastalık yapıyordu olmadığı zaman hastalık yapmıyor onu konuşalım kapsül bakterilerde hücre duvarının dışında olan bir tabaka koruyucu bir tabaka ekstra bir tabaka işte bu da bakteriyi daha korunaklı hale getirdiği için bu şekilde hastalık yapıcı özelliğe sahip olduğunu düşünebilirsin Anlaştık mı? Yani bakteriyi koruduğu için canlının içerisindeki yapılar onu öldürmekte biraz zorlanıyor gibi düşünebilirsin. Hemen gelelim şekil üzerinden anlatayım. Böyle yanıp sönen kaleme geçeyim ki şekli çok karalamayayım. 1, 2, 3, 4 olarak sana numaralandırdım. Ve daha sonra o numaralı kısımları da böyle yazısal olarak ifade ettim ki hiç anlamadığım bir nokta kalmasın diye. Birinci deneysel çalışmasına baktığımızda kapsülsüz canlı bakteriyi minnoş bir fareye enjekte ediyor ve farenin yaşadığını görüyor. İkinci deneysel çalışmasında ise başka bir minnoş fareye kapsüllü canlı bakteriyi enjekte ediyor ve bu sefer farenin öldüğünü görüyor. O zaman bu iki deneysel çalışmayı karşılaştırdığı zaman kapsüllü olduğu zaman ölüyor, kapsülsüz olduğu zaman yaşıyor diye yorum yapmış oluyor. Tamam mı? Bu yorumu bizim de yapabilmemiz önemli. Deneysel çalışma üzerinde. Devam ediyorum üçüncü deneysel çalışmasından. Isıtılarak kapsül yapısı bozulmuş ölü bakteriyi minnoş bir başka fareye enjekte ediyor. Bu sefer farenin yaşadığını görüyor. Ha, o zaman ısıtılarak kapsül yapısını bozduğu için ortada kapsül kalmamış gibi oluyor. Bu nedenle ne oldu? Sadece ölü bir bakteri enjekte etmiş gibi oldu. O da zaten bakteri ölü olduğu için hastalık yapmadı. Bu nedenle de fare yaşayabildi. Yorumunu yapmış oluyor. Biz de bu yorumu yapmamız gerekiyor. Yani ısıtılıp yapısı bozulduğu için fareye etkisi olmaz. Bu nedenle fare yaşamıştır gibi bir yorumu yapmış olmalıyız. Dördüncü deneysel çalışmasına geldiğimizde bu sefer ısıtılarak öldürülmüş kapsüllü bakteri ile kapsülsüz canlı Kanlı bakteri karışımının başka bir minnoş fareye veriyor ve bu sefer farenin öldüğünü görüyor. Fare ne zaman ölüyordu? Bu tarz bir deneysel çalışmada kapsüllü olduğu zaman ölüyordu değil mi? Hmm. O zaman bu farenin yapısında kapsüllü bir bakteri var. Hmm. Başlangıçta nasıldı? Isıtılarak öldürülmüş kapsüllü bakteri ile kapsülsüz canlı bakteriyi karıştırıp ona vermişti. O zaman burada ne oluyor biliyor musun? Kapsüllü yapısı ile canlı bakteri arasında bir gen aktarımı olduğu için dördüncü deneysel çalışmanın sonunda farenin öldüğü anlaşılıyor. Hmm, yani burada bir gen aktarımı durumu yani transformasyon durumu söz konusudur diye yorum yapıyor ve bu şekilde de bakterilerde genetik çeşitliliği sağlayan olayı keşfetmiş oluyor diye yorum yapmış oluyoruz tamam mı? Dördüncüde de detaylı bir şekilde anlattım. Hemen bakıyoruz. Normalde kapsüllü bakteri olmaması gerekiyordu, ama baktığımızda öldüğünde zaten biz bunu anlıyoruz. Ölmüş olduğu için kapsül yapısı ona geçmiştir diyoruz. Peki bu nasıl oluyor? Kapsül yapısı kapsülsüz olan bakterinin DNA'sı ile kaynaşıyor ve bu şekilde de gen geçişi olayı meydana geliyor. İşte bu gen geçişi olayına da transformasyon adını vermiş oluyoruz ve bu şekilde bu kapsül yapısı kapsülsüz olan diğer bakteriye geçtiği zaman farenin ölmesiyle sonuçlanmış oluyor bu deneysel çalışma. Yani bu deneysel çalışmada o zaman bizim bilmemiz gereken şey kapsül olduğu zaman hastalık yapıyor kapsül olmadığı zaman yapmıyor. Zaten birinci ve ikinci deneysel çalışmaya baktığımızda bunu anlamış oluyoruz. 3 ve 4 üzerinden de ona bağlı olarak yorum yapabiliyoruz. Yani soruda bize bu tarz bir deneysel çalışma verir ve deneysel çalışmayı numaralandırır. Hangi yorumlar yapılabilir diye bize doğru ya da yanlıştır gibi bir bir soru sorar. O nedenle ben de burada tane tane hangi yorumları yapabileceğimizi ifade ettim. Çok çok faydalı olmasını diliyorum. Şimdi bakterilerde genetik çeşitliliği sağlayan olay sadece transformasyon mu? Hayır değil. Transdüksiyon, konjugasyon, mutasyon gibi olaylar da bakterilerde genetik çeşitliliği sağlayan olaylardır. Bunları da ekstra söylemek istiyorum. Şimdi Frederick Graffiti biraz önceki yaptığı deneysel çalışmayla kalıtsal materyalin ne olduğunu bilebildi mi? Bilemedi değil mi? Sadece gen geçişi olayı öğrenmiş oldu. He o zaman bu deneysel çalışmanın üzerinden yıllar sonra Oswald Avery ve arkadaşları başka bir deneysel çalışma yapıyor. Yaptıkları bu deneysel çalışmayı transformasyonu sağlayan molekülün ne yapılı olduğunu anlamak için başka bir deneysel çalışma yapıyorlar. Yani karbonhidrat mı, protein mi, yağ yapılı mı yoksa DNA mı RNA'dan oluştuğunu anlamak için işte bu deneysel çalışmayı yapıyorlar. Ben şimdi bu deneysel çalışmayı da sana şekil üzerinden anlatmış olacağım. Aynı zamanda numaralandırdığım için de bu kısımdan bakabilirsin. Devam edeceğiz. Şimdi bir tüpümüz var, bizim bir kabımız var diyelim ilk önce. Bu kabın içerisinde ısıtılarak öldürülmüş kapsüllü bakterilerden elde edilen bir özüt var. Tamam mı? Isıtılarak öldürülen kapsüllü bakteri. Hmm. Sonra bu özütü beş parçaya bölüyor bunlar. Ve beş tane farklı tüpün içerisine bir miktar pıt 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 damlatıyor. Yani birinci tüpümüz bu şekilde iki, üç, dört, beş farklı tüpe koyuyor. Daha sonra bu tüplerin içerisine... Farklı enzimler ilave ediyor. Yani birinci tüpün içerisine ribonükleaz, yani RNA'yı parçalayan enzim koyuyor. İkinci tüpün içerisine proteaz enzimi ilave ediyor. Yani proteinleri sindirecek enzim. Üçüncü tüpün içerisine deoksiribonükleaz ilave ediyor. DNA'yı sindirecek enzim. Dördüncünün içerisine lipaz enzimi ilave ediyor. Yağları parçalayacak enzim. Beşinci tüpün içerisine de karbonhidratları parçalayan enzimleri ilave etmiş oluyorlar. Bu tüplerin içerisine ne? var o zaman? Isıtılarak öldürülmüş kapsüllü bakterilerden elde edilen özüt var. Bir de ne var? Enzim var. Değil mi? Daha sonra üçüncü aşama olarak bu karışımın içerisine bunlar bu sefer kapsülsüz bakteri ilave ediyorlar. Yani bir başlangıçta ne vardı? Isıtılarak öldürülmüş kapsüllü bakterilerden elde edilen özüt vardı. Bu sefer içerisine kapsülsüz bakteri ilave ediyor ki burada gen değişimi olsun diye. Tamam biraz bekliyorlar. Tık 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 bekledikten sonra gözlem yapıyorlar birinci ikinci dördüncü ve beşinci tüpün olduğu yerde kapsüllü ve kapsülsüz bakteriler oluşurken üçüncü tüpün olduğu yerde yalnızca kapsülsüz bakterilerin olduğunu görüyorlar yani burada kapsüllü bakteri oluşmamış. O zaman burada şu yorum yapıyorlar. Üçüncü tüpte de gen değişimi olmadı. Yani transformasyon olayı olmadı. Yani transformasyonu gen geçişini sağlamayan olay DNA az enziminin ilave edildiği tüptür diye ifade ediyorlar. Çünkü ilave edilen enzim özüte etki ediyor ve içerisindeki molekülü parçalıyor ve bunun sonucunda gen değişimi olmamış oluyor diye yorum yapıyorlar ve bu şekilde genetik maddenin yani özüt içerisindeki maddenin DNA olduğunu anlamış oluyorlar. Bunlar DNA'nın kalıtsal materyal olduğunu anlayan bilim insanlarıdır diye ifade edebiliriz. O zaman benim bu deneysel çalışma için üzerine basarak vurgulamam gereken şey ne? Yani anlamam gereken asıl bilgini normalde gen aktarım olayı meydana gelecekti. Ancak ben o Gen aktarımı meydana gelecek olayın içerisine bir enzim ilave ettim. O enzim o gen aktarımı olayını engelledi ve bunun sonucunda gen aktarımı gerçekleşmedi. Yani o enzim o molekülü parçaladı diye yorum yapacağız ve bu şekilde gen aktarımı olmadı diye yorumlamış olacağız. Tamam? Yorumlama soruları karşımıza gelebileceği için özellikle böyle dediğim gibi hem numaralandırdım, hem tane tane yazdım, hem de ifade ettim diyeyim ve yoluma devam edeyim başka bir deneysel çalışmayla. Şimdi ee, bu yapılan Oswald Avery ve arkadaşlarının yaptığı deneysel çalışma sonucunda, onlar ne yapmıştı? Bu gen aktarımını sağlayan olayın DNA olduğunu bulmuşlardı, değil mi? Şimdi biraz önce Oswald Avery ve arkadaşlarının yaptığı deneysel çalışmayla biz neyi öğrendik? Oradaki gen aktarımını sağlayan olayın DNA olduğunu öğrenmiş olduk, değil mi? Ancak diyor ki Hershey ve Chase yaptıkları deneysel çalışmayla bir önceki basamaktaki tabii ki deneysel çalışmadan yola çıkarak orada gen aktarımını sağlayan olayın yani gen değişimini sağlayan olay DNA değil de protein diyorlar ve inanmadıkları için bu deneysel çalışmayı yapmış oluyorlar. Bu deneysel çalışmaya başlamadan önce iki tane şey bilmeni isteyeceğim senden. Birisi TYT kısmı içerisinde sınıflandırmada ben sana virüslerin çoğalmasını anlatmıştım. O videonun linkinde hatta hatta buraya bırakayım. Virüslerin çoğalmasını orada bir bakarsan, tekrar edersen buradaki kısmı daha iyi anlayacağını düşünüyorum. Bir de proteinlerin yapısında kükürt vardır. Nükleik asitlerin yapısında da fosfor vardır. Bunu özellikle bilmeni istiyorum. Zaten deneysel çalışmada da bundan bahsedilecek. Ancak önceden bilirsen daha iyi anlayacağını düşündüğüm için özellikle önceden belirtmek istedim. Şimdi bu bilim insanları yaptıkları deneysel çalışmada neler yapıyorlar? Gel birlikte ona bakalım. Diyorlar ki birinci çalışmasında bir virüs olsun. Biz bu virüsün protein kılıfını ki protein kılıfı şurası protein kılıfını ağır bir kükürtle işaretleyelim. Yani ağır bir izotopla işaretleyelim. Anlaştık mı? Daha sonra işaretleyelim ve bu virüsün bakteriyi enfekte etmesini sağlayalım. Virüsü bakteriye veriyorlar ve enfekte etmesini sağlıyorlar ve bu şekilde ben burada şunu görüyorum. Bakterinin içerisine giren yapı neresi? Kesinlikle nükleik asiti. Protein kılıf dışarıda kalıyor değil mi? Evet. TYT kısmı içerisinde işte bunu söylemiştim. Virüsler çoğalırken başka bir bakteriyi enfekte ederken ne yapıyorlardı? Protein kılıfı dışarıda kalıyordu. Nükleik asiti içeriye giriyordu diye ifade etmiştim. İşte bu bilgiyi bilerek yolumuza devam etmemiz gerektiği için özellikle onu dinlemeni istiyorum demiştim. O zaman burada işaretli kısım mı içeri girdi? Hayır. İşaretli kısım içeri girmedi. İşaretli kısım dışarıda kaldı. Bakterinin içerisindeki her Herhangi bir yapıda biz işaretli moleküle rastlayabilir miyiz? Rastlayamayız. Buradan da bunu zaten görmüş oluyoruz. Daha sonra ikinci deneysel çalışmasını yapıyorlar. Ve bu sefer diyorlar ki içerideki nükleik asiti işaretleyelim diyorlar. Protein kalıp işaretsiz kalıyor. Nükleik asiti işaretledikleri için de o zaman ne işaretlemiş olacaklar? Fosforu işaretlemiş olacaklar. Hmm. O zaman bakterinin içerisine virüsün girmesini yani enfekte etmesini sağlıyorlar. Peki bu sefer işaretli olan molekül içeri giriyor mu? Giriyor. Yani bakterinin içerisinde bu sefer işaretli bir moleküle rastlanıyor mu? Kesinlikle rastlanıyor. Buradaki bilim insanları o zaman yaptıkları deneysel çalışmada şu sonuca varıyorlar. İki tane deneysel çalışma yapmışlardı. Bunlar genetik maddenin protein olduğunu inandıkları için bu deneysel çalışmayı yapmışlardı. O nedenle birinci çalışmasında proteini işaretlediler ve bu sefer protein dışarıda kaldığı için içeriye bir iş İşaretli molekül giremediği için o zaman diyorlar ki bu protein yapısı genetik madde değildir diyorlar. Peki ikinci deneysel çalışmayı yaptıktan sonra işaretli molekülün bakteri içerisinde yer aldığını gördükleri içerinde bu sefer işaretli molekülün genetik madde olduğunu anlamış oluyorlar. Bu nedenle DNA genetik maddedir diye yorum yapmış oluyorlar. Yani daha destekli bir şekilde biraz önceki deneysel çalışmaya ek olarak da burada genetik maddenin DNA olduğu bir kez daha anlaşılmış oluyor. Daha sonra bir sürü tabii ki bilim insanları var. Onlar da çeşitli deneysel çalışmalar yapıyor. Ama burada ekstra önemli bilmemiz gereken var ki Watson ve Crick adını verdiğimiz bilim insanlarının yaptığı çalışmalar. Bu çalışmalarla DNA'nın çift sarmal yapısı bulunuyor ve bazı eşleştirmelerinin net bir şekilde ne olduğu saptanıyor. Hala günümüzde geçerli olan DNA modeli bulunuyor ve bunun sonucunda da bu bilim insanları Nobel ödülü almış oluyorlar diye ifade etmiş olayım. Şimdi bu kısımla birlikte görmemiz gereken deneysel çalışmaları gördük. Yani önemli olanların üniversite sınavında karşımıza çıkması muhtemel olan deneysel çalışmaları gördük. Önemli olanları derken yanlış anlaşılma olmasın. Bütün deneysel çalışmalar tabii ki bizim için çok çok önemli ama biz üniversite sınavı için biyoloji çalışıyoruz ya bu nedenle o kısımlarda karşımıza çıkması muhtemel olanları birlikte gördük. Nasıl yorumlama yapmamız gerektiğini de öğrenmiş olduk. Zaten bize çalışmayı verecek, sonucuyla birlikte verecek ve yorumlama yapmamızı isteyecek. O deneysel çalışmalarda bunlar olduğu için de hepsini öğrendiğini düşünüyorum. Buradan sonra sana bir boş sayfa bırakmak istedim. Çok da boş değil. Böyle biyolojik ikonların olduğu bir boş sayfa. Zaten hani biz şu anda nükleik asitlerin keşfini, araştırmaları falan işliyoruz ya. Araştırmaların olduğu da bir biyolojik ikonların olduğu bir boş sayfa bırakmak istedim sana diyeyim. Ve cevap sende sorusuna geleyim. Cevap sende sorusunu sana bırakıyorum. Ve doğru cevabı yorumlardan yazmanı istiyorum. Ben de en kısa zamanda geri dönüş yapmış olacağım. Video içerisinde aklına takılan, anlamadığın herhangi bir şey olursa onu da sormaktan çekinme. Desteklerim benim için çok ama çok kıymetli. Bu nedenle videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmazsan da çok sevinirim. 37. günün sonuna geldik. 38. günde görüşmek üzere. Hoşçakal.